Şimdi 1944 yılına gelelim. Miver devletler için alan iyice daralmaya başlıyor. Ocak ayından başlarsak inanılmaz kanlı ve sert şekilde devam eden Leningrad kuşatmasının yıllardır sürdüğünü hatırlarsınız arkadaşlar. Ancak Sovyet ordusu nihayet bunu sonlandırmayı başarıyor 44'te. Haritadaki kıta hareketinden göreceğiniz üzere 1944 yılının ocak ayında kuşatmanın son bulmasıyla Atağa geçiyor ve Baltık devletlerine doğru ilerlemeye başlıyor Sovyet Rusyası. Bu sırada Sovyet ordusu güneyde de ilerliyor ve Miver devletleri Kırım'da teslim olmaya zorluyor. 1944 yılı boyunca bu ilerleyişleri de devam ediyor. Yine hatırlarsınız 1943 yılında müttefikler İtalya'ya girip İtalya'yı teslim olmaya zorlamıştı. Hatırladınız mı? Anakaraya saldırılmıştı ama bu ne o zamanda ne de şimdi İtalya topraklarında Almanya ve Miver devletlerin askerlerinin olmadığı anlamına gelmiyor. Müttefikler İtalya'ya ve özellikle de Roma'ya ağır aksak ilerlerken 1943 yılında Roma düşman işgalinden henüz kurtulmuş değildi. Müttefikler 1944 yılına kadar Roma'yı bombalamaya devam etmek zorunda kaldı. Roma 1944 yılının yaz aylarında ancak düşman işgalinden kurtuldu. Bu tam olarak 5 Haziran'da gerçekleşti. Sonraki gün ise özellikle Amerika Birleşik Devletleri için İkinci Dünya Savaşı'nın en bilinen olaylarından birinin gerçekleştiği ve bu olayın da yine birçok filme konu olduğu bir gündür. Böyle özel bir gündür. Nedir bu? 6 Haziran 1940. 4. Bu 6 Haziran'da kayıtlarda D-Day olarak e, yerini almıştır. Nedir bu D-Day? Karadan ve sudan Norman diye çıkarmasının gerçekleştiği tarihtir arkadaşlar. 6 Haziran 1944. Evet. Sanırım en bilinen uyarlaması da film uyarlaması yani Eraini er kurtarmak herhalde bu filmin açılış sahnesini hatırlarsınız gemilerle Normandiya sahillerine yapılan çıkarmanın olduğu o etkileyici sahne. Amerikan güçlerinin arasında İngilizler de katılmıştı ve Normandiya sahiline başarılı bir şekilde ucum gerçekleştirdiler. Bu da onların Almanya üzerinden Kuzey Fransa'da ilerlemelerini sağladı. 1944 yazında ise 2. Dünya Savaşı'nda füzeler önemli rol oynamaya başladı. Almanlar V1 füzelerini İngiltere üzerine yollamaya başladı. V1 füzeleri teknolojinin ilerlemesi bakımından da kayda değer bir gelişmeydi. Biliyorsunuz ki füzeler günümüzde de hala büyük önem taşıyor. Bu füzeler bir savaşta tarihte ilk defa bu düzeyde kullanılmıştı. İlk V1 füzeleri o kadar da etkili değildi aslına bakarsanız. Yani saatte 300-400 mil hızla ilerliyordu. Modern jet uçaklarından bile yavaştı ve yüksek irtifalı falan değildi yani. Ama bu videoda göreceğiniz üzere birkaç ay içinde yani Eylül ayına gelindiğinde çok daha gelişmiş olan V2 füzeleri kullanılmaya başlandı. Bunlar saatte birkaç bin mil hızla ilerleyebiliyordu onlarca millik irtifaya sahipti ve taşıma kapasitesi daha fazlaydı. Böylece Almanların füze teknolojisinde kendini açtığını söylememiz yanlış olmaz. Müttefikler için iyi olan ise Almanların bu teknolojiyi biraz geç geliştirmeleriydi. Hem batı hem doğu cephesinde hatta güneyde denizler üzerinden atağa geçmişlerdi. Artık füzeler devreye girecekti. Önce Yazın V1 ve sonbaharda V2 füzeleri atıldı. Yazın sonu ve sonbahara gelindiğinde Kursk Savaşı'nda Almanları yenilgiye uğrattıktan sonra Ruslar 1944 yılına girerken Polonya'ya, özellikle Varşova'ya ilerlediler. 1944 yazının sonlarına geldiğimizde ise Ağustos ayında Polonya ayaklanması başladı. Alt tabakadan isyancılar Alman işgalcileriyle karşı karşıya geldiler. Bu Ağustos 1944'te gerçekleşti. O sırada Rus askerleri o kadar uzakta değildiler. Varşova'ya doğru gittikçe yaklaşıyorlardı. Yine 1944 Ağustos'unda Paris işgalden kurtuldu. Paris'in işgalden kurtulduğu tarih tam olarak 25 Ağustos'tur arkadaşlar. 25 Ağustos 1944. Yılın ilerleyen zamanlarına geldiğimizde ise İngiliz güçleri Atina'yı işgalden kurtarmayı başarıyor. Atina işgal altından çıktı ve açıkçası bundan hemen sonra da Yunanistan'da iç savaşlar başladı. Bu savaş devlet güçleriyle miver devletlere karşı savaşan komünistler yani sol görüşler arasında gerçekleşti. Atina işgalden kurtulsa da Yunan iç savaşı yeni bir talihsiz dönemin kapısını araladı. 1944 yılını kapatırken miver devletlerin ya da Almanların işi henüz bitmemişti. Savaşın gidişatı onlar için iç açıcı olmasa da sonunda son bir karşı atağa geçebildiler. Son büyük karşı atakları tam burada gerçekleşti. Müttefiklere, özellikle de Amerikan güçlerine karşı Balç yani çıkıntı muharebesini başlattılar. Bu savaş 1944 Aralık ayında başladı. İsmini ise müttefiklerin önden görünüşünden alıyor. Onlar ilerlerken Almanlar karşı bir saldırıya geçiyor ve askeri tabirle bir çıkıntı oluşturuyorlar. Bu çıkıntı sayesinde ilerlemeyi başarıyorlar. Sonuçta epey kanlı bir savaş oluyor. Aslında bu Amerikan güçlerinin karşılaştığı en kanlı savaştı. Amerikan güçleri tam 20 bin askerini kaybetti. Aralık 1944'te başlayan Balç Muharebesi'nde Amerika'nın 20 bin askeri öldü. Bu Almanların gerçekten de son zaferiydi. Tehlikenin boyutunu görebilirsiniz. Askeri güçler batıdan, doğudan ve güneyden yaklaşmaktaydı.